Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. İngilizce videolarımıza hız kesmeden devam ediyoruz ve yepyeni bir üniteye giriş yapıyoruz arkadaşlar. Konumuz Animal Shelter, yani hayvan barınağı. Öncesinde arkadaşlar hayvanları tanıyacağız. İşte çiftlik hayvanlarını, evcil hayvanları, vahşi hayvanları bir göz atacağız arkadaşlar. Ve sonrasında bu hayvanların tanıtımına bir bakacağız. Evet sevgili arkadaşlar, animals at shelter, yani barınaktaki hayvanlar. Barınakta hangi hayvanlar var, onları bir hatırlayalım isterseniz. Bariz olarak arkadaşlar dogs, cats, rabbit and birds. Tavşanlar, köpekler, kediler ve kuşlar var. Şimdi dogs, yani köpeklerin yavrularını arkadaşlar puppy deniyor. Onu da vurgulamak istiyorum. Puppy köpek yavrusu ya da yavru köpek. Kedilerin yavrusu neyse arkadaşlar kitten deniyor. Kitten, kitties gibi. Güzel. Buradaki kişi vet ya da veterinary. Veteriner hayvanat bahçesinde olur arkadaşlar. Oradaki işte hayvanları tedavi eder. Onları işte iyileştirir. Bir sıkıntıları, yaraları falan varsa. Gördüğünüz üzere burada hastayı kediyi tedavi ettiğini görebiliyoruz. Boynu kırılmış galiba. Boynuna bir şey takmış vesaire. Bir kedi burada kendine arkadaşlar gelebiliyor. Sokakta zarar görmüş ya da bir şekilde kazaya karışmış bir hayvan. Dediğim gibi iyileştiriliyor veterinerler tarafından. Evet, animals at shelter, yani barınaktaki hayvanları bitirdikten sonra arkadaşlar sırada animals at farm, yani çiftlikteki hayvanları veya buna farm animals da deniyor. Şimdi hemen şu sağ baştan başlayalım arkadaşlar. Burada turkey, yani hindi görüyorum. Burada duck, ördek. Bu arada ördeklerin yavruları da duck değil, duckling deniyor. Duckling. Horoz görüyorum arkadaşlar. Horoz, kak veya rooster olarak görebilirsiniz. Burada bir chicken ya da hen olarak görebileceğim arkadaşlar. Anne tavuk var. Ya daha doğrusu tavuk var. Tavuklar çünkü dişi olur. Horozlar erkek olur. Burada da onların yavruları arkadaşlar. Onlara da chicks ya da chick deniyor. Chick 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 gibi düşünebilirsiniz. Çıkarttıkları sesler dolayı da belki. Duck ördek, duckling yavru ördek söylemiştik. Chick chicken anne tavuk, chick de yavru tavuk olabilir. Civciv yani baktığım zaman arkadaşlar. Keçi goat, inek cow, horse at ve arkadaşlar sheep de koyun demek ya da kuzu, koyun demek arkadaşlar baktığım zaman. Horse, at, cow, inek, goat, keçi, cock ve rooster, horoz, turkey, hindi demek arkadaşlar, duck, ördek, chick, civciv, chicken ya da hen, tavuk, duckling de yine ördek yavrusu anlamına geliyor sevgili arkadaşlar. Ve sırada sevgili arkadaşlar wild animals, yani vahşi hayvanlar var. Yani doğada yaşayan, evcilleştirmemiş hayvanlardan bahsediyoruz. Hemen başlayalım arkadaşlar. Monkey, maymun demek. Ostrich, deve kuşu. Gorilla, goril. Lion, lion aslan demek arkadaşlar. Hippo ya da hippopotamus, su aygırı. Geliyorum aşağıya. Zebra, zaten direkt zebra arkadaşlar. Kangaroo, kangaroo. Tiger, kaplan. Elephant, fil demek. Giraffe, giraffe, zürafa. Deer, geyik anlamına geliyor. Rhino, bu da arkadaşlar gergedan. Rhinoceros aslında tam adı. Crocodile, crocodile da timsah demek arkadaşlar veya alligator. Bunu da görebilirsiniz. İkisi de timsah demek ve camel, deve anlamına gelen kelimelerimiz. Bunlar evcilleştirilmemiş arkadaşlar. Doğada yaşayan hayvanlar. Animals in sea. Yani şimdi denizde denizdeki yaşayan canlılar. Genelde balıklar biliyorsunuz, var biliyorsunuz arkadaşlar ama değişik canlılar da var tabii ki. Baktığımız zaman klasik olarak fish görebilirsiniz. Burada starfish, deniz yıldızını arkadaşlar starfish deniyor. Yani yıldız balığı gibi düşünün. Evet arkadaşlar turtle ya da tortoise. Bu kaplumbağa demek. Tortoise ya da turtle olarak görebilirsiniz.
Buradaki arkadaşlar goldfish, Japon balığına genelde goldfish deniyor. Yani sarı sarı bir daha küçük olanlar var biliyorsunuz. Whale, balina. Burada yok ama shark, köpek balığı. Bunları da söylememizde fayda var. Köpek balığı. Devam ediyorum. Burada arkadaşlar lobster, yani ıstakozo lobster deniyor. Hemen aşağı geldiğim zaman bir yengeç görüyorum arkadaşlar, o crab. Burada 8 bacağı olan, ama burada resimde 8 yok arkadaşlar, 4 var. Octopus. Octopus arkadaşlar 8 bacaklı ahtapot demek. Ve son olarak da seahorse, yani deniz atını görebiliyorum. Bunlar da hayvanlar, denizde olan hayvanlar, su canlıları diyoruz. Geldim şimdi pet, evcil hayvan olanlara. Örneğin bunların arasında evcilleştirilmiş olanlar, demin de hani suda olup da artık evlerimizde de olan yine turtle var. Bunu bir kere daha söylemiş olalım. Parrot değil mi? Papağanı da evlerde görebiliyoruz. Dog en çok olan hayvanlardan biri. Diğer ise arkadaşlar cat, kedi. Hamster son zamanlarda iyice evlerde yaygınlaştı arkadaşlar. Ve fish. Ya da arkadaşlar Japon balığı genelde küçük balıklar kullanıldığı için goldfish diyebiliriz. Bunun dışında sizde de belki işte muhabbet kuşu vesaire falan vardır. Ben televizyonda birini görmüştüm. Birinin evinde arkadaşlar şey var, anakonda yılanı var. Evcil hayvan olarak cam fanusunun içine koymuş. O kadar da abartmanın bir manası yoktur diye düşünüyorum. Peki arkadaşlar şimdi hayvanları tanıtırken bu hayvandan isimledi. Peki hayvanları tanıtırken ne yapacağım? Biliyorsunuz ki hayvanlara özgü vücut özellikleri var. Mesela bazılarının pençeleri var, bazılarının kuyrukları var, bazılarının işte dişleri, sivri dişleri var, kürkleri falan farklı. İşte bu kürk, diş, kuyruk gibi kelimeler neymiş ona bakalım. Tail, kuyruk demek sevgili arkadaşlar. Fur, kürk. Hayvanın kürkü veya derisi artık ne derseniz. Claws, pençeler. Neck, boyun. Teeth de arkadaşlar dişler demek. Burada da whiskers. Aslında burada whisker yani bıyıkları da var. Kedi bıyığı da var baktığımız zaman. Bundan da bahsedebiliriz. Örnek olarak tigers have long tail. Kaplanların uzun kuyrukları. Thick fur, kalın derileri ya da kürkleri. Sharp teeth, keskin dişleri. And claws ve pençeleri vardır diyebilirim. Bu vücut bölümlerine vurgu yaparak. Diğer böyle canları ayırt edici özelliklerle devam ediyorum. Ear, kulak demek arkadaşlar. Mesela fillerin devasa kulakları var gördüğünüz üzere. Body, beden, vücut veya gövde demek. İşte devasa gövdeleri vardır. Yine tail, kuyruk, bunu söylemiştik. Kuyruk, ear, kulak. Trunk arkadaşlar hortum. Fil hortumu. Tusk ise fil dişi. Ki zaten bu çok hayvanda yok. Bir iki tane hayvanda arkadaşlar diş var. Yani bu file özgü vücut bedi özelliklerinden bazıları. Elephants have an enormous body. Fillerin devasa bedenleri ya da gövdeleri. Beden, gövde. Two big ears. İki tane kocaman kulağı. A trunk. Bir tane hortumu. A tail. Bir kuyruğu. And two tusks. Ve iki tane de fil dişi vardır görüldüğü üzere. Kuşlarda genellikle olan arkadaşlar beak, gaga, wing, kanat ve arkadaşlar feather, tüy. A parrot has two wings. Bir papağanın iki tane kanadı, colorful feathers, renkli tüyleri and a beak ve gagası vardır diyoruz sevgili arkadaşlar. Ve balıklara özgü olan scale yani pullar, pull, fin yani yüzgeçler de balıklara özel vücut özellikleridir. A fish has scaly skin and fins. Bir balığın pullu derisi ve yüzgeçleri vardır diyoruz. Şimdi arkadaşlar burada 5 tane hayvan var. Maymun, inek, fil, yılan ve papağan görüyorum. Bunların tanıtımları verilmiş. Tanıtım verilmiş arkadaşlar. Bakalım hangisiyle hangisini eşleştireceğiz. It is a wild animal. Vahşi bir hayvandır. It has long tail, uzun bir kuyruğu vardır. It can climb trees, ağaçlara tırmanabilir. It likes eating banana, muz yemeyi sever diyor arkadaşlar. Burada bahsedilen canlı tabii ki maymun. Neyinden bahsetmiş? Nerede yaşadığından, yani ne tarz bir hayvan olduğundan. Long tail, body parts, vücudunun özelliklerinden.
can climb trees, ağacı tırmanabildiği, direkt onun yapabildiği, becerebildiği şeylerden bahsetmiş. Ve son olarak arkadaşlar sevdiklerinden bahsetmiş. Genelde hayvanları bu şekilde tanıtıyoruz. It is a long animal. Bu uzun bir hayvandır. It has no legs or no arm. Bacakları da kolları da yoktur diyor. It is poisonous. Zehirlidir. So people are afraid of it. Bu yüzden de insanlar ondan korkar diyor. Bahsettiğimiz tabii ki arkadaşlar hayvan yılan. Buna A, buna B demiştik. Geriye 3 hayvanımız kalmıştı. It is a big farm animal. Bu büyük bir çiftlik hayvanıdır. It has 4 legs, 4 tane bacağı, a tail, bir tane kuyruğu, and a big head, ve büyük bir başı vardır diyor. It gives us milk. Bize süt verir. It likes eating grass, ve ot yemeyi sever diyor. Burada bahsedilen arkadaşlar tabii ki cow, yani inek. Monkey, snake, isimlerini bir kere hatırlamış olalım arkadaşlar. It is a wild animal and pet. Hem vahşi bir hayvandır hem de evcildir demiş arkadaşlar. Hem doğada yaşayıp hem evde yaşayabiliyormuş. It has colorful feather and beak. Renkli tüyleri ve gagası vardır. It can imitate words. Imitate, hani imitasyon diye duymuşuzdur diye. İmitasyon ürün, yani taklit ürün. Taklit etmek. Words. Kelimeleri taklit edebilir. Aslında papağanlar konuşmaz arkadaşlar. Kelimeleri taklit ederler. Sesleri taklit ederler. Dolayısıyla burada tanıtılan hayvanımız parrot. It is a very big wild animal. Kocaman büyük bir hayvandır. It has big ears. Büyük kulakları. Tusk and trunk. Hortumu, dişleri ve hortumu vardır. It lives in Africa and Asia. Asya ve Afrika'da yaşar. Bu da tarif edilen arkadaşlar elephant. Yani fil diyoruz. Farm animals. Çiftlik hayvanların nasıl tanıtıldığına bakalım arkadaşlar. Onlar kendi ağızlarından kendini tanıtmışlar. I wake people up in the morning. I have 2 feet and wings. Ben sabahları insanları uyandırırım. I wake up, kendim kalkarım. I wake, bu araya bir insan getirdiğim zaman arkadaşlar o kişiyi uyandırırım, kaldırırım anlamına geliyor. Ben insanları sabahleyin kaldırırım. I have 2 feet and wings. 2 tane bacağım ve kanatlarım vardır demiş arkadaşlar. Burada bahsedilen canlı cock ya da rooster. Horus. Devam ediyoruz. I have 4 legs, long tail and mane. Benim 4 tane bacağım, uzun kuyruğum ve yelelerim var diyor. Mane, yele demek arkadaşlar. I can run fast. Ben hızlı koşabilirim demiş. Burada bahsedilen hayvan, şurada da görüldüğü üzere arkadaşlar, horse, yani at. I am a small animal. I like hopping and eating carrot. Ben küçük bir hayvanım. Ben hoplamaktan ve havuç yemekten, havuç yemeği ve hoplamayı severim demiş arkadaşlar. Burada bir tane tavşan görüyorum. Dolayısıyla burada bahsedilen farm animal, rabbit. I look like a goat. Ben bir keçiye benzerim. But I have white wool. Ama benim beyaz yünlerim vardır. I can give milk too. Ben de süt verebilirim diyor. Evet arkadaşlar, koyunların da sütü var. Dolayısıyla şuradaki hayvanın tanıtımını görebiliyorum. Hemen buraya sheep yazıyorum. Pardon. I have a big head. Benim kocaman bir başım var. I am usually black and white. Genellikle siyah ve beyazım. I give milk for you. Sizin için süt veririm demiş. Buradan cow görebiliyoruz. I'm a friendly animal. Ben arkadaş canlısı, sıcakkanlı bir hayvanım. Kids like playing with me. Kedi... Çocuklar benimle oynamayı severler. I hate cats, ve kedilerden nefret ederim demiş. Ama arkadaşlar dostluklarına da şahit oluyoruz. Dolayısıyla buradaki hayvanı uygun görüyoruz. Dog. Köpek. Yani genelde kedi köpek anlaşamaz. Hani kedi köpek gibi didişmeyin falan diye bir deyim de vardır biliyorsunuz. Kedileri sevmez demiş. I give egg to children. Ben çocuklara yumurta veririm. I am the mother of chicks. Ben civcivlerin annesiyim demiş arkadaşlar. Dolayısıyla chicken'dan bahsediyoruz. Tavuktan ya da diğer adıyla arkadaşlar hen'den bahsediyoruz. I have long ears and tail. Uzun kulaklarım ve kuyruğum var. Uzun kulakları ve kuyruğu varmış. I have beautiful eyes. Güzel gözlerim vardır diyor. Hatta bir şarkı vardı arkadaşlar. Dünyanın en güzel gözleri eşeklerdedir diye. Evet. Donkey. Eşek demek arkadaşlar. Ve bu şekilde hayvanları da tanıtarak videomuzu sonlandırmış oluyoruz.